Ekonomi Rehberi programına hoş geldiniz. Gündemde öne çıkan gelişmeleri değerlendireceğiz. Ekonomi gündeminde yine ne yazık ki artan fiyatlar ve hayat pahalılığı var. Dün Türk İş'in bir araştırması vardı, açlık ve yoksulluk sınırı araştırması. Orada 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 2100 liranın üzerine çıktığını görmüştük. Alt kalemlerine baktığımızda ilgi çekici yerler var, aslında dikkat çekici yerler var. Özellikle bazı gıda ürünlerinde çok yüksek fiyat artışları var. Mesela süt ürünlerinde son bir ayda gerçekten çok açıklanması güç fiyat artışları yaşanıyor. Bir ayda %25'in üzerinde fiyat artışı yaşandı süt ürünlerinde, peynirde, yoğurtta. Onun dışında kırmızı ette de kıyma tarafında çok ciddi fiyat artışları var. Oradaki yıllık fiyat artışı da İstanbul'da %32, Ankara'da %18'i bulmuş durumda. Süt ve süt ürünlerine son bir aydan beri büyük zamlar geldi. Kutu sütlere 1 Mayıs'ta gelen zammı 14 ila 16 Mayıs'ta gelen zamlar izledi. Bazı süt, yoğurt ve peynir markaları da 23 Mayıs'ta zamlandı. İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derneği Başkanı Mustafa Karlı, 24 liraya satılan toptan kaşar peynirin fiyatı 28 liraya çıktı. Bir teneke beyaz peynir ise 350-400 liradan 450-500 liraya yükseldi dedi. Karlı piyasanın çok durgun olduğunu ifade etti. Süt ve süt ürünlerindeki artışı sucuk, sosis ve salam gibi kırmızı et ürünleri takip etti. Et ve süt kurumuna göre ise perakende kıyma fiyatları son bir hafta içinde %2,7 artarak 41 liradan 42 liraya çıktı. Mayıs ayı itibariyle son bir yılda kıyma İstanbul'da %32,4, Ankara'da 17,8 zamlanmış oldu. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçın da zamları Ramazan'da artan talebe bağladı. Fırsattan istifade fiyatları artıranlar var. Bu zamlar maliyetlerdeki artışla izah edilemez dedi. Eylül 2018'den bu yana fiyatı %150 artan beyaz et yeniden zamlandı. Son 3 ayda %50 zamlanan tavuk eti el yakar hale geldi. Tüm piliç ve tavuk bagetin fiyatı 8 liradan 13 liraya, tavuk göğsünün fiyatı 12 liradan 18 liraya, tavuk kanatın fiyatı 13 liradan 20 liraya kadar yükseldi. Asgari ücretle çalışan yurttaşlar son bir yılda %26 artan açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Türk İş verilerine göre 2019 Mayıs'taki açlık sınırı bir önceki yılın aynı ayına göre %25,9 artarak 2124 liraya, yoksulluk sınırı da 6919 liraya yükseldi. Evet, gıda fiyatlarındaki artışı konuşmak üzere telefon attığımızda Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör var. Özden Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Mehmet Bey, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Özden Bey, sizinle daha önce de çok sefer konuştuk. Özellikle gıda fiyatlarındaki artışın durmaması konusunda. Geçtiğimiz aylarda konuştuğumuzda hükümetin ya da bazı çevrelerin şöyle iddiası vardı. İşte havalar ısınsın, yaz gelsin, işte hasat başlasın, fiyatlar düşecek deniyordu. Evet, bazı ürünlerde fiyat düşüşleri var. Domates gibi bazı, yani tek tek baktığımızda fiyat düşüşleri var ama genelde böyle bir durumu gözlemedik açıkçası. Havaların ısınmasına rağmen, yani bu aylara gelmemize rağmen fiyat artışlarının sürmesini siz nasıl yorumluyorsunuz? Evet. Mehmet Bey, şimdi geçen yılı söyleyeyim ben. Geçen yıl dolar 4 liraydı. Şimdi dolar nedir? 6 lirayı geçti. Yani biz bütün girdileri dışarıdan ithal ediyoruz. Gübreyi, tohumu, ilacı, mazotu, aklınıza gelecek bütün girdiler dışarıdan ithal yoluyla geliyor. Şimdi 4 liradan 6 liraya çıkıyorsa otomatikman bu girdi satan firmalar hemen ürüne zam yapıyor. Yapacak da yani, çünkü dolar yükselmiş. Aynı rakamı almaları mümkün değil. Şimdi ilaç maliyetleri %80 artmış. Gübre maliyetleri %100 artmış. Tohum maliyetleri %70-80 artmış. Mazot geçen seneyle bu sene arasında inanılmaz fark var. Şimdi bu şartlar altında otomatikman üretici ürettiği ürünü daha yükseğe mal ediyor. Güzel. Bakın fiyatlar, işte yaz ayı geldi, tarla ürünleri devreye girdi, fiyatlar düşecek. Doğru, bir miktar düşmüş olabilir. Ama girdi maliyetlerinde bir değişiklik yok. Yani üretici bunu üretirken otomatikman bu parayı harcıyor. Bakın 1 kilo domatesin maliyeti 2 liranın üzerinde. 1 kilo domatesin maliyeti.
Eğer sera domatesi, salkım domatesi ise yaklaşık 4 liranın üzerinde. 1 kilo salkım domatesin maliyeti. Patlıcanı öyle, biberi öyle, soğanı, patatesi öyle. Şimdi yaz ürünlerinin devreye girmesi doğru. Bir miktar fiyatlar geriye çekilmiş olabilir. Ama bu fiyatların inanılmaz derecede düşeceği anlamına gelmez. Beyaz ette de böyle, kırmızı ette de böyle, sebze meyvede de öyle. Bakın ben size bugünkü fiyatları söylüyorum. Mesela bakla Ankara halinde en düşük 2,5 lira, en yüksek 4,5 lira. Bak bugünkü fiyatı söylüyorum. Yine işte domates 2 lira sebze halinde, Ankara sebze halinde 4,5-5 liraya yakın. Şeyde en yüksek rakamı da bu. Tabii bunun en büyük nedeni, bu aralarındaki farkın en büyük nedeni polikültür ziraat yapan Antalya, Mersin, İzmir gibi illerimizden geliyor bunlar. Nakliye biniyor buna. Bir de bakın alıcıların üzerinde, halcilerin üzerinde, hatta manavların üzerinde inanılmaz baskı var. 2 gün önce ben Ankara Ulus haline gittim. Tam 30 tane bir TRT ile ilgili bir çekim yapıyorduk. 30 tane manavda bize çekim yaptırmadılar. Hayır dediler, ya yapmayın kardeşim dediler. Biz istemiyoruz. Bakın ne kadar büyük bir baskı var bunlara. Fiyatlar konusunda baskı var. Şimdi Antalya'daki bir üretici domatesini üretti. 30 tane alıcı var, örnek veriyorum. 30 tane alıcı. Ben 1 liradan fazla vermem diyorsa otomatikman üretici yani elindeki malı satmak zorunda. Dolayısıyla maliyetin altında veriyor. Maliyetin altında verince bu üretici para kazanmıyor. Şimdi fiyatlar düştü, doğru. Düşmeye düştü ama bunun tehlikesi nedir? Bunun tehlikesi büyük bir ihtimalle işte Temmuz sonunda, Ağustos ayında yetiştirecek, sera ürünleri yetiştirecek üreticinin üretimden kaçması demektir. Çünkü para kazanmıyor. Belli, üretim maliyetleri belli. Üretim maliyetleriyle üreticinin bu şartlar altında para kazanması mümkün değil. Ben Mehmet Bey izin verirseniz daha büyük bir tehlikeden bahsedeyim size. Daha büyük. Bakın şimdi üretici fiyatları kontrol ediyor. Bakıyor domates fiyatları nedir? Şu anda 3 lira veya 2,5 lira. Diyor ki ben diyor bunu hemen diyor bugün satarsam hiç olmazsa zararımı kurtarmış olurum. Dolayısıyla eğer ilaç attıysa, bir tarımsal ilaç attıysa, hiç ilaçla hasat arasındaki süreyi beklemeden hemen onları koparıp hale gönderiyor. Şimdi biz de bu şeyleri, ürünleri maalesef çabuk tüketilen ürünler olduğu için hemen yiyoruz bunlar. Bunlar insan sağlığı açısından son derece risk. Bakın fiyatlar düşmüş olması veya yüksek olması bir anlam ifade etmiyor. Biz toplam sebze meyve ihracatımızın, ürünlerimizin toplamının %8'ini ihraç ediyoruz. Bilemedin %10'unu ihraç ediyoruz. Geriye kalanlar iç piyasada tüketiliyor. Dolayısıyla gelen ürünlerin sıkı bir şekilde denetim altına alınması lazım. Özlem Bey, bir kere bu konuyu, sağlıklı ürünlerin... Özlem Bey kusura bakmayın biliyorum ama bu konuyu daha açıkçası önemli bir şey söylediniz. O yüzden daha açık da anlatmanızı rica edeceğim. Mesela bir domatese ilaç atılıyor. O domatese ilaç atıldıktan kaç gün sonra normalde piyasaya verilmesi etiketin gerekir? Etiketin üzerinde yazar Mehmet Bey. Ha. Der ki ilaçla hasat arasındaki süre 7 gündür. 7 gün. Yani ilacı attıysanız 7 gün sonra onu koparmak zorundasınız. Yani hasat etmek zorundasınız. Veya ilaçla hasat arasındaki süre 14 gündür. 14 gün beklemek zorundasınız. Eğer siz biliyorsunuz domatesler 2-3 güne bir toplanır. Eğer siz bu hasat arasındaki süreyi yani etikete belirtilen tarihi eğer dikkate almayıp hemen koparıyorsanız ve hale gönderiyorsanız dolayısıyla o ürünlerde kalıntı var demektir. Risk var demektir. Dolayısıyla biz bu ürünleri çocuklarımız, torunlarımız yiyor. Yani risk var demektir. En büyük tehlike bu bana göre. Fiyatlar 1 lira yüksek olmuş, 2 lira geride olmuş. Bu önemli değil. Bakın ben son zamanlarda bakanlık dikkat edin analiz sonuçlarını açıklamıyor artık. Ama bizim öğrendiğimiz kadarıyla marketlerden alınan ürünlerde neredeyse 10 tane ürünün 5'inde kalıntı çıktığını duyduk. Yani bu çok tehlikeli bir şey. Yani fiyat burada, bana göre fiyat bu kadar önemli değil.
Fiyat önemli. Tabii ki tüketici açısından önemli. Bu girdi maliyetleriyle bu fiyatın, bu girdi maliyetle bu fiyatı düşürmek mümkün değil. Mümkün değil. Patateste de öyle, soğanda da öyle, domates, patlıcanda da öyle. Hepsinde böyle. Ama bunun yanında da böyle bir tehlike var. Yani hele hele Ankara'da, İstanbul'da, Antalya'dan gelen, Mersin'den, Adana'dan, İzmir'den gelen ürünleri mutlaka hallerde analiz laboratuvarlarından geçilmesi lazım. Tüketiciye böyle intikal ettirilmesi lazım. Risk var. Bakın benim şaşırtan ürünlerde bile risk var. Marulda risk var, maydanozda risk var. Dolayısıyla yani fiyat 50 kuruş olsa ne olur, 25 kuruş olsa ne olur veyahut da 2,5 lira olsa ne olur. Çok büyük bir tehlike bu. Dolayısıyla bakanlığın denetimlerini arttırması lazım. Bakanlığın analiz laboratuvarlarının kurulması lazım. Ve en büyük de bana göre silah kooperatifler kanalıyla bunların yapılması lazım. Kooperatiflerin devreye girmesi lazım. Bunların kanalıyla pazarlara intikal edilmesi lazım. Bakıyoruz domates halde 2 lira, markette 7 lira, 6 lira. Kim kazanıyor bu parayı? Kim kazanıyor? Bu parayı kazanan kim? Nakliyesini bile koysan inanılmaz bir fark var. Yeni hal yasası değişti. Yeni hal yasası da bir noktada özelleştiriliyor. Yine özel sektöre veriliyor. Yine sermayenin belli bir kesimi bu işten para kazanacak. Burada üreticiyi düşünen yok. Üretici burada para kazanmıyor. Bakanlığın yapması gereken dediğim gibi denetim. Her konuda denetim. İyi politikaların uygulanması lazım. Yani kooperatifçiliğe önem vereceksin. Denetime önem vereceksin. Az önce haberlerinizde duydum. Beyaz et artmış, tavuk eti fiyatları artmış. Artacak. Mısırı, soyayı dışarıdan ithal ediyoruz. Yani dışarıdan bunlar ithal ürünleri. Tavuklara verilen de bunlar. Kaba yem fiyatları artmış. Bunların fiyatları da yüksek. Arpanın fiyatı almış başını gitmiş. Bunları bu sonuçta bu şirketler kullanıyor. Dolayısıyla bunlar da maliyetlerin üzerine koyarak satıyorlar. Yani ben bunları suçlu görmüyorum. Maliyetler yüksek çünkü. Kırmızı et. Bakın kırmızı et de ta bundan bir ay önce açıklama yaptılar. Kırmızı et fiyatları ta Ramazan sonuna kadar yükselmeyecek. Hatta ben dedim ki mümkün değil. Yükselir. Yükselir. Yani yükselmemesi mümkün değil. Girdi maliyetlerin yüksek olursa, meralarını tahrip edersen otomatikman bu fiyatlar yükselecek ve yükseliyor. Özlem Bey, bugün Özlem Bey, kusura bakmayın. Astırma 130 liraya çıkmış. Özlem Bey kusura bakmayın biliyorum ama yayınımız gerçekten önemli bilgiler veriyorsunuz. Verdiğinizde çok teşekkür ederiz yaptığınız değerlendirme için. Ben teşekkür ederim. Yayınımızın İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet böylelikle biz Ekonomi Rehberi'nin sonuna geliyoruz. Yayınımız saat başında Haber Aktüel'le devam edecek.